Arama yapıldığı esnada baş gardiyanın mahpuslara yönelik beni kırıyorsunuz. Soy ismimi dilekçenizde yanlış yazmışsınız. Bana T başkan diyeceksiniz şeklinde sözler sarf ettiği, baş gardiyanın bu tarz söz ve davranışlarla ortamı provoke etmeye çalıştığı aktarılmıştır. Arama sonrasında hücrede kalmakta olan MA, MD ve Adem Dinç isimli mahpusların hücrelerinden alınarak başka bir hücreye götürüldüğü, yarım saat sonra ise Adem Dinç isimli mahpusun eşyalarını toplayacaksın denilerek eski hücresine götürüldüğü aktarılmıştır. Adem Dinç eşyalarını toplarken baş gardiyanın benim askerime polisime karşı silah sıkacaksın, bir de burada rahat durmayacaksın diyerek Adem Dinç'e vurmaya çalıştığı, Adem Dinç'in kendini korumak için kollarını yüzüne doğru kaldırması sonucunda yumruğun koluna çarptığı, ardından yanlarında bulunan iki gardiyan Adem Dinç'in kollarını tuttu, bir gardiyanın ise boğazını sıktığı, bu sırada baş gardiyanın üç kere daha Adem Dinç'in yüzüne vurduğu belirtilmiştir. Bu darbelerden dolayı Adem Dinç'in sağ gözünün etrafına şiştiği ve gözünün içinde kan toplandığı aktarılmıştır. Adem Dinç darp edildiği esnada hücrede bulunan gardiyanlardan birinde yaka kamerası bulundu, ancak olay sırasında kameranın açık olup olmadığının bilinmediği de belirtilmiştir. Yaşanan olayın ardından işkenceye uğrayan Adem Dinç'in tek başına ayrı bir hücreye götürüldüğü, devamında Adem Dinç'in darp raporu almak üzere hapishane revirine gittiği ve yaşadığı durumu anlatarak darp raporu talep ettiği, ancak kendisine herhangi bir raporun teslim edilmediği, 12.08.2024 tarihinde ise yaşanan olayda sorumluluğu bulunan tüm gardiyanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğu tarafımıza aktarılmıştır. Yine aynı hapishanede tutulan Mehmet Şirin Tekmenura isimli mahpusla yaptığımız görüşmede 13.03.2024 tarihinde kendisinin de aralarında olduğu bir grup mahpusun resim atölyesine gittiği, Mehmet Şirin Tekmenuray, MD, AR, RD, EÇ, TT ve AA isimli mahpusların atölyenin sona ermesinden sonra hücrelerine dönmek üzere atölye odasından çıkmak istediklerinde yine aynı baş gardiyanın da bulunduğu bir grup gardiyan tarafından kapıda durduruldukları ve üstlerinin hem elle hem de dedektör vasıtasıyla arandığı akabinde 7 mahpusun kapalı görüş alanına getirildiği ve her bir mahpusun ayrı bir kapalı görüş bölümüne alındığı aktarılmıştır. Kapalı görüş bölümünde Mehmet Şirin Tekmenuray'ın çıplak arama dayatmasına maruz bırakıldığı, bu dayatma karşısında gardiyanlara çıplak aramanın hukuki olmadığını, zaten hem elle hem de dedektörle üstünün arandığını, çıplak aramanın keyfi ve insanlık onuruna aykırı bir uygulama olduğunu, bu nedenle de bu uygulamayı kabul etmediğini söylediği aktarılmıştır. Bunun üzerine baş gardiyanın da aralarında bulunduğu 5 kişilik bir gardiyan grubu tarafından işkenceye maruz bırakıldığı, önce kolları arkadan bükülerek zorla yere yatırıldığı, daha sonra baş gardiyan tarafından postalla mahpusun kafasına basıldığı, bu sırada kıyafetlerinin çıkarılmaya başlandığı, bir tek alt iç çamaşırı kalacak şekilde tüm kıyafetlerinin çıkarıldığı olay anında gardiyanların elinde küçük bir kameranın bulunduğu, ancak kameranın o esnada kayıtlı olup olmadığını bilinmediği tarafımıza aktarılmıştır. Mehmet Şirin Tekmenuray'ın çıplak aramanın ardından kıyafetleri giydirilerek süngerli oda denilen hücreye götürüldüğü, burada hapishanede görevli olan kadın doktor tarafından ziyaret edildiği, mahpusun özellikle kafasındaki darp izlerini göstererek darp raporu almak istediği, doktor tarafından kendisine darp izlerinin rapora yazıldığını söylendiği, ancak raporu kendisine verilmediği ve süngerli oda denilen hücrede bir saat bekletildikten sonra kendi hücresine götürüldüğü aktarılmıştır. Mehmet Şirin Tekmenuray'ın yaşanan olaydan sonra hapishane idaresine 3 defa dilekçe yazdığı, söz konusu dilekçelerinde suç duyurusunda bulunmak üzere darp raporunu talep ettiği, ancak dilekçelerine cevap verilmediği, olaya ilişkin darp raporu düzenlenmediğinin öğrenildiği tarafımıza aktarılmıştır. Gelinen aşamada işkenceye sıfır tolerans söylemlerinin işkenceyi soruşturmaya ve cezalandırmaya sıfır tolerans şeklinde uygulandığı ve işkence suçunu işleyen kamu görevlilerine bir cezasızlık zırhı oluşturulduğu ortadadır. İşkencenin yeterli düzeyde soruşturulmaması ve sorumluların hiçbir yaptırıma uğramaması işkence suçunun tekrarlanmasına ve yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle işkence ve kötü muamele olaylarının tekrarlanmaması için devleti, Adem Dinç, Mehmet Şirin Tekmenuray ve diğer mahpusların uğradığı işkence ve kötü muameleye ilişkin etkin bir soruşturma yapmaya ve tüm sorumluları gerekli yaptırımların uygulanması için aktif yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz.